Bu yıl 13. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı hafta sonu gerçekleştirildi. Tüm geliri engelli bireyler için kullanılacak olan Yeni Yıl Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağışlı havaya rağmen rekor sayıda vatandaşın katıldığı Yeni Yıl Pazarı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel etkinlik boyunca belediye binası arkasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Yücel vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Başkan Yücel'le fotoğraf çektirerek etkinlik için teşekkür etti. Şurada bir yer var. Alana akın eden on binlerce yerli ve yabancı vatandaş standları gezerek birçok ülkenin kültürlerini ve yemeklerini görme şansı buldular. Çok sayıda dernek ve kuruluşsa standlarda çalışmalarını sergileme fırsatı yakaladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yeni Yıl Pazarı'nın unutulmayacak etkinlikler arasına adını yazdırdığını belirterek, yıl boyunca kentimizde vatandaşlarımız için çok sayıda etkinlik düzenledik. 2023 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Gelecek yıl 14. kez buluşmak dileğiyle dedi. Hak edilmiş ve emek verilmiş bir ödül olarak Alanya'mızdaki sporla ilgili çalışmalarımızı taşlandırmış olduk. Bu ödül aynı zamanda Alanya'mızdaki birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kurumlar arasındaki uyum ve işbirliğinin bir karşılığıdır. Alanya Belediyesi olarak kendimize yapılan tüm spor organizasyonlarında karşılıksız her türlü desteği verdiğimiz gibi belediyemizin düzenlediği spor etkinliklerinde de Alanya'mızdaki resmi ve sivil tüm kurumlar, spor camiası destek vermektedir. Başta bu ödülü birlikte teslim aldığımız Kaymakamımız Sayın Fatih Ülkmezer olmak üzere Alanya'da spora ve sporcularımıza katkı sağlayan, destek olan tüm kurumlarımıza, Alanya Belediye Spor Kulüplerimize ve tüm spor kulüplerimize destek ve STK'larımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2024 Akdeniz Spor Başkenti Ödülümüz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Alanya huzurun, güvenin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin bir şehridir. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisimizin önderliğinde düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarımızda elde edilen bu yıl 17.'si gerçekleştirilen ve 7 Aralık'ta kapılarını açan TT İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi sona erdi. Fuarda geçmiş dönemlere oranla turizmde dijital pazarlama hizmeti veren firmaların öne çıkması dikkat çekti. Fuara Alanya firmaları da katıldı. 17. TT İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi 7-9 Aralık tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği fuarda seyahat ajantaları yetkilileriyle otel işletmecileri bir araya geldi. Ayrıca uluslararası turizm tanıtımı kapsamında birçok ülkede stand açarak tanıtımlarını gerçekleştirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği de fuarda stand açarak profesyonel turizm işletmecilerini bir araya getirdi. Fuarın son gününde ise vatandaşlar fuarı ziyaret etti. Fuarda dijital tatil platformları ve bu platformlara hizmet sağlayan Paximum, Hotel Runner ve Whitehelm gibi kanal yöneticilerinin yanı sıra yazılım firmalarının da çokluğu göze çarptı. TÜRSAP Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer fuarın ilk günü standları gezdi. Fuara ürün ve destinasyon tanıtımı amaçlı katılım sağlayan Alanya firması Touch Tour Strateji Danışmanı Koordinatörü Suat Çavuşoğlu fuara ilişkin değerlendirmesinde turizmin evrim geçirdiğinin altını çizdi.
Çavuşoğlu, geçtiğimiz dönemlere bakıldığında fuarda dijital turizm alanında faaliyet gösteren firmaların çokluğu göze çarpıyor. Seyahat ajantaları yatırımlarını internet ortamına kaydırıyor. Dünya turizminde payımızı arttırmak için dijital pazarlarda daha fazla yer alma durumunda olduğumuzu bir defa daha gördük. Biz de dijital pazarda yatırımlarını sürdüren bir firma olarak fuarda önemli temaslarda bulunduk dedi. Taç Tur Genel Müdürü Kübra Karaoğlansa son yıllarda insanlar tatillerini dijital platformlardan satın alıyor. Türkiye üzerinde baktığımızda ise iç pazarda son yıllarda tatil alışkanlığı daha da arttı. Geçmiş yıllarda daha çok yurt içi tatili tercih eden vatandaşların artık yurt dışı tatillerini benimsediğini görüyoruz. Tüm dünya sadece bir tık uzakta. Fuar gerek yurt içi gerekse de yurt dışı iş bağlantılarının kurulması anlamında büyük önem taşıyor dedi. Alanya'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Alanya Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkına destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler 2 aylık süreçte 13 bin... Alanya'dan Gazze'ye direnişe bin selam! Alanya'dan Gazze'ye! ALDAP'ın düzenlediği etkinliğe katılanlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan atarak Hacet Meydanı önünden başladıkları yürüyüşü Atatürk Anıtı önüne kadar sürdürdü. Burada devam eden etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen kefenler konulup çekilen fotoğraflar gösterilerek İsrail protesto edildi. Serginin ardından basın açıklaması ve Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın dua okunması ile etkinlik sona erdi. Var. İki ayda zirvesini yapmış bir zulüm var. Biz 100 yıla yakındır. Zaten ağlıyoruz. ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, İsrail'in yıllardır Filistin'de büyük zulümler işlediğine dikkat çekti. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar da atılmıyor. Halkları İsrail'in zulümlerine yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlar. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen, yakınlarını kaybeden, evlerini kaybeden ve hatta her an kendi hayatlarını kaybetme tehlikesi bulunan Filistinliler haklı davalarından asla vazgeçmiyorlar. Bugün burada ve Türkiye'de Kudüs sevdalılarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve Yahudi teröristlerin attığı hukuksuz adımları işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ve diyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in... Alanya'da boya atölyesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale gelirken atölyede ise kısmi hasar oluştu.
Olay bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldiği sanayi bölgesinde faaliyet gösteren boya atölyesinde tamir edilen araçta henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Antalya Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilcisi Veteriner Kenan Ersoy, yağışlı havalarda vatandaşlara sokak hayvanlarına mama ve barınma yardımı için çağrıda bulundu. Alanya'da vatandaşlar yağışlı havalarla mücadele ederken sokak hayvanları da mama ve barınma sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın açlığına ve barınma sorunlarına son vermek için Antalya Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilcisi Kenan Ersoy vatandaşlara çağrıda bulundu. Alanya'da yağışlı ve soğuk havalarda sokak hayvanları için mama ve barınma ihtiyacı hayati önem taşıyor. Sokak hayvanlarının yağmurda ve soğukta yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek vatandaşları harekete geçmeye çağıran Ersoy, yağışlı ve soğuk havalar hem insanları hem de sokak hayvanları için zorlu bir dönemi beraberinde getiriyor. Duyarlı vatandaşlar olarak kapımızın önüne ve köşe başlarına can dostlarımızın yağışlı havalarda ıslanmamaları için kutular koyabilir ve o kutuların içine bir kap mama da koyup onlara yardımcı olabiliriz. Konulan kutulara da zarar vermeden onların başlarına sokacak yerlerinin olmasına izin verebiliriz dedi.